Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna olsun. Işıklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. İstanbul'da Uyghur Milli Maarifi Muhakimi yığını ötküzüldü. 23. ve 24. fevral günleri İstanbul Golden Mihmanxanası'nda Uyghur Milli Maarifi düşkelgen hırslar ve halkılış yolları temesinde muhakeme yığını ötküzüldü. Muhakeme yığınını Dünya Uyghur Kurultayı, Uyghur Akademisi ve Uyghur Tetkikat İnstitutu teşkilleyen bulup, yığınğa Amerika, İngiliya, Şivisiya, Norvegiya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin her kaysi şehirlerden gelgen 30 neçi ziyali katnaştı. Muhakeme yığınında asasen Uyghur Milli Maarifi düşkelgen hırslar ve halkılış çareleri muhakeme kılınış bilen birge, Çet eldeki Uyghur maaripi düşkelevatkan meseleler mu müzakere kılındı. Muhakeme yığını Dal Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının ana dilideki maaripini pütülleri emelden kaldırıp, Şarkı Türkistan halkını Xitaycı maarip bilen terbiyeleşke başlayan muhim bir peyitte ekilgan bulup, mutexassisler her taraflimi müzakere kılış arkalık Uyghur dili düşkelgen hırıslarga takabil duruş ve onu hal kılış üçün Uyghur ana dil komiteti kurup çıkan. Komitetinin müdürlüğüne Ege Üniversitesi okutucusu Profesör Doktor Alimcan İnayet saylanğan. Alimcan İnayet efendi yığında söz kılıp, komitetinin kelgüsü de Uyghur dilini koğdap kılış üçün muhim hizmetlerini tutku kılıp, Uyghur dili de derslik kitap tüzüdüğallıkını, Uyghur ziyalilerinin bundinkinki hizmetlerini kollişini ümit kıldıgallıkını bildirdi. Hindonoziya xalqiga Sharq Turkiston tunishtirilmoqda. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalam Taklimakan Hindonoziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Hindonoziya ziyoratini boshlagan edi. Doktor Abdusalam 24 fevral tushdan burun Hindonoziya Yogyakarta shahridagi Baytur Rahim jamiyasida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tunishtirib Xitay tajovuzchilarining har xil vositalar bilan Sharq Turkiston xalqini islomiy kimligidan voz kechishga majbur qilganligi, Sharq Turkistondagi qiz ayollarni yog'liq chekkanligi uchunla og'ir jazolaganligini tunishtirdi. Doktor Abdusalam shu kuni tushdan keyin yana Hindonoziyaning Yogyakarta shahridagi Taqvo Berabah jamiyasida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini Xitayning Sharq Turkiston xalqining boshqa yerlarga safarga chiqishini cheklaganligini Hatta bir şehirden yeni bir şehirge beliş üçün ruhsat soruşka mecbur kılını vatkallıkını, her hıl insan aklı kubul kılmaydıgan basturuş siyasetlerini yolu koyup, Şarkı Türkistan'ın üstü uçuk türmege aylan durgallıkı katarlıklarını tanıştırdı. O yana şu şehirdeki El Firdevs Camisi de Şarkı Türkistan'ın kıskıcı tarihi ve Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tanıştırdı. Sichuan xalqi Xitoy kommunistlariga qarshi qo'zg'aldi. 26 fevral ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinliq ko'rinishlardan oshkorlanishicha Sichuan xalqi Xitoy kommunistlariga qarshi qo'zg'algan. O'tgan 3 yildan beri Sichuanda orqa-orqadan yer tebrigan bo'lib, uning ustiga yer tebrash qitim soni barg'ancha ko'paygan. Yerning teyiz qatlamidagi tebrash 4.9 balga yetgan. 3 yil burun Xitoy Sichuanda selindi gezi qizishqi boshlagan bo'lib, Yerlik halk yer tebrişinin selindi gazi kızış bilen münasibeti bar dep karab, yerlik hükümetke kançılığan kıtım inkas kılığan bolsa mı, bırak yerlik hükümet halkının narazılık fikirlerine kulak salmağan. Gazip taşkan halk koçularga çıkıp Xitay komünistlerine karşı narazılık namayışı kılığan, neticede yerlik hükümet selindi gazi kızışını toktutuşku verdi bergen. Germaniya tashqi ishlar ministrining Birlashgan Millatlar tashkilotida Uyghur masalasini o'ttirib qo'yishi talab qilindi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Germaniyadagi bir kishilik huquq tashkiloti Germaniya tashqi ishlar ministri Hayko Maasning Birlashgan Millatlar tashkiloti kishilik huquq kengashining yig'inida Tibet Uyghur masalalarini o'ttirib qo'yishini, shuningdek Xitoyni bu rayonlarga erkin berib kelishga yo'l qo'yishga chaqirishini talab qildi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 40. növetlik yığını 25. fevral başlanan bulup,
Yig'inning tunji kuni ochilgan yuqori darajaliklar uchrashuviga ministr darajalik amaldorlar qatnashgan edi. Heyko Maas'ning yig'inda bu chaqiriqqa amal qilgan qilmaganligi ma'lum emas. Ammo yig'inda Turkiya bilan Angliyaning Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yganligi ma'lum. Reuters agentligining xabar qilishicha, yig'inda Angliyaning tashqi va Britaniya ittifoqi ishlariga mas'ul davlat ministri Lord Ahmed Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining jazolanishidan chuqur andisha qilyapmiz degan. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Xitoyni Uyg'ur va boshqa musulmonlarning diniy erkinligi va madaniyat kimligiga hurmat qilishga chaqirgan. Reuters agentligining Janvadagi diplomatlarning so'zini naql keltirishicha, Xitoy yig'inda Uyg'ur rayonidagi siyosatining tilg'i ilinmasligi uchun qattiq faoliyat olib borgan. Germaniya tahdid ostidagi xalqlar jamiyatining bayonotida Heyko Maas'ning bu fursatni ching tutishi talab qilingan. Bayonotda uning yig'inda Tibet va atalmish Xinjiangning kishilik huquq vaziyatini o'ttirg'i qo'yishi va shuningdek Xitoyni bu rayonlarga erkin berib kelishga yo'l qo'yishga chaqirishi kerakligi ta'kidlangan. Germaniya hukumatining Uyg'ur masalasida Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlarining emas, o'xshashlar Germaniya parlamentidagi liberal solchi partiya Yeshillar partiyasining besimiga uchrab kelgan edi. Shokrat Zakir jazo lagerlarida qirg'iz yo'qligini bildirdi. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shokrat Zakir Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida qirg'izlarning yo'qligini bildirdi. Qirg'izistonning 24 KG xabar agentligining 25 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Qirg'iziston tashqi ishlar ministrligi mazkur agentlikka bergan uchurida Shokrat Zakirning Uyg'ur rayonidagi qayta tarbiyalash lagerlarida qirg'iz yo'q deganligini bildirgan. Shokrat Zakir bu so'zlarni Qirg'iziston tashqi ishlar ministri Chengiz Haydarbekov yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilib, uning bilan ko'rishganda qilgan. Haydarbekov 22 fevral kuni Sharq Turkistonni ziyorati bo'lgan edi. 24 KG xabar agentligining bildirishicha, ziyoratda boshqa nurg'un masalalar qatorida rayondagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida tutib turilayotgan etnik qirg'izlarning masalasi ham muzokara qilingan. Shokrat Zakir bu lagerlarning kasbiy tarbiyalash o'rinlari ekanligi, kishilarni har xil sohalarda tarbiyalaydiganligi, ularning bilim va kasb egallab, xizmat tepishiga yordam qildiganligini ilgari surgan. Qirg'iziston tashqi ishlar ministri Haydarbekovning ziyorati Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 25 fevral boshlangan ministr darajaliklar yig'inining dal harpisida elib berilgan. Xalqaro taratqular Xitoyning yig'inda Sharq Turkistondagi lagerlar sababli qattiq tanqidga uchrashidan andisha qilayotganligini bildirgan. 24 KG agentligining xabarida bayon qilinishicha, Qirg'iziston tashqi ishlar ministrligi Shokrat Zakirning yuqoriqi o'rinlardagi tarbiyalanuvchilarining etnik tarkibi to'g'risida ma'lumoti yo'qligiga diqqat qilgan. Sharq Turkistondagi Xitoy taratqular Chingiz Haydarbekovning Sharq Turkistonda ziyorati bo'lib, Shokrat Zakir bilan ko'rishganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, ularning lagerlar masalasini muzokara qilganligi Haydarbekovning lagerlardagi qirg'izlarni surishtirganligini tilga olmagan. Ingushiya xalqi Xitoyni jazo lagerlarini taqashga chaqirdi. 23 fevral kuni Shimoliy Kavkaziyadagi Rossiyaga bog'liq eng kichik federal jumhuriyatlardan biri bo'lgan Ingushiya jumhuriyatidagi ittifoq jamiyati Xitoy doiralarining Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan eg'ir bostirish, qirg'in qilish, Uyg'ur xalqining diniy erkinligi va milliy kimligini yo'q qilish qatorliq razil siyosatlarga qarshi bayonot e'lon qildi. Ingushiya xalqiga vakolatan bayonot e'lon qilgan jamiyat mas'ullari Sharq Turkistondagi o'z dini qarindoshlari bo'lgan Uyg'ur va boshqa musulmon turklarning Xitoyning qabih bostirishiga uchrayotganligini bildirib, dunyo musulmonlarini va xalqaro jamiyatni bu eg'ir qatliamga sukut qilmay harakatga o'tishga chaqirish bilan birga Xitoyni Uyg'ur xalqining dini va milliy erkinligiga hurmat qilishga va jazo lagerdagilarni qo'yib berishga va uni taqashga chaqirdi. Bayonot 23 fevral kuni e'lon qilingan bo'lib, jamiyat mas'ullari bayonotni yana Ingushiya xalqining 25 fevral kuni kechisi Sharq Turkiston xalqi uchun keng ko'lamli duo tilovat qilinadiganligini bildirib, keng xalqni bu ma'nilik faoliyatga va qarindoshlik majburiyatini ado qilishga chaqirdi. Washington Post'si gazeti Birlashgan Millatlar Tashkilotini Sharq Turkistonda dalil to'plash hay'ati qurishga chaqirdi. Amerikaning Washington Post'si gazeti 23 fevral kuni yana tahririyat maqolasi e'lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashini dalil to'plash hay'ati qurib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini aniqlashga chaqirdi.
bu dünyada nüfuzluk bu gazetinin yakınki bir yıl içinde 6. qetim Uyghurlar hakkında tahririyat makalesi elan kılışıdır. Mezkur gazetinin Xitay Şinjan'ı bastırış rayonuna aylandırıp, kelecekki korkunçluk rojek açtığı serlevelik makalesi kayıt kılınışa, Xitay yüz tunuş, iz koğulaş, avaz tunuş, DNA sandığını katarlık yukarı teknikilik vasitelerini kullanıp Uyghurlarını umumyüzlük takiplemekteyken. Makalede yakında Şinjan'daki bir şirketinin sandığını aşkar alınıp, onun Şarkı Türkistan'da 2 yarım milyon kişinin nazarat astığı alğallıkı paşbolğallıkı, Xitay'nın bu rayonda sakçı ve elektronluk nazarat kılış bilen çekilinip kalmay, onun yana 1 milyondan artık Uyghur ve başka Müslüman Türk halıklarını ceza lagerlerine kamap, onlara karata 1100 elip barğallıkı tekitlenigen. Makalede kayıt kılınışa Xitay'nın bu teknikilerini işiltişideki maksisti, Kompartiyaga kelidigan har qanday xirisni oldin ola mo'ljallash va uningga taqobil turish ekan. Maqolada bu xil ta'qiblashning Sharq Turkistondagi madaniyat qirg'inchilik siyosatining bir qismi ekanligi bildirilgan. Maqolada mundaq deyilgan. George Orwell 70 yil avval o'zining 1984 nomli kitobini nashr qilganda, bu fikrni kontrol qilish va istibdodlikka qaratilgan vahimlik bir ogohlantirishda ko'ringan edi. Lekin bugün bu xil dünya Şarkı Türkistan'da reallıqqa aylandı. Biz kişilik hukuk teşkilatlarının Birleşken Millete Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişini onun düşenbe günü başlandıgan yığınıda Şarkı Türkistan'da halkara delil toplaş heyeti teşkilab, devletinin bu rayondaki insan tabiiyetini kontrol kılış tecrübesini paş kılış çakırıqıga koşulumuz. Xitay çetel diplomatları ve halkara teşkilatlarına lagırlar hakkında dokulat verdi. Xitay rejimi ötken cümle günü Beijing'de 80'dek devlet diplomatı ve halkara teşkilatlarının vekillerini teklif kılıp, onlara atılmış kayıtı terbiyeleş namedeki yığıveliş lagırları hakkında dokulat verdi. Reuters agentliğinin 24. fevral günü bergen haberde kayıt kılınışı, yığında atılmış Uyghur Abdunum rayonunun muavin reisi Erkin Tunyaz bilen Xitay muavin taşkı işler ministerliğinin muavin ministeri Can Hanhui dokulat bergen bulup, ular yığında atılmış Şinjan'ın terakkiyatıda kolgu keltürgen neticelerini ve şundakla terörlük ve radikallıkı karıştırışta algan aldığını eliş karakterlik tedbirlerini çöndürgen. Yığında Can Hanhui göylüp Şinjan'ın terörlük ve radikallıkı karıştırış tedbirleri bu kesellikini davalaş, şunaqlı terrorluqtak yarışarı xarakterlik bir qiyin məsilini həl qilishinin metodini yarattı. Bu, alqışılınışqı tigişlik digən. Reuters'nin xəbirde ilgir sürülüşçə, bu, Xitayının lagırlar məsilisi də Müslüman dövlətlərinin tənqidigi uçuraşının aldığını eliş üçün elib beri vatqan urun uçları işkən. Xitay rejimi Birleşken Millete Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin 40. növətlik yığını başlanışının dəl harpısı da Beijing'deki çatal diplomatlarını ve halkara teşkilatlar vekillerini teklif kılıp bu dokulatını bergen. Bunun aldıdan Xitay rejimi Mısır, Bangladeş, Pakistan, Venezuela, Sudan, Rusya digendek devletlerinin Beijing'de turuşluk diplomatlarını teşkilip Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırgan. Lekin kişilik hukuk teşkilatları onun lagırlarını perdazlap sahtipezlik kılgallıkını ilgir sürgen. Halkara kişilik hukuk teşkilatları ve garip taratkuları yığının harpısı da Birleşken Millete Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin hayat teşkilab, Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip berişini talep kılgan idi. Reuters'nin haberde bildirilişe, Xitay Taşkı İşler Ministerliği yekşembe günü Reuters agentliğinin muhbiriga bergen uçuruda, 80'dek devlet ve halkara teşkilatının Beijing'de turuşluk diplomat ve vekillerine lagırlar hakkında dokulat berilgenlikini delilligen. Amerika hükümetinin ilgir sürüşçe, növeti 800 mingden 2 milyon gıçı Uyghur ve başka Müslüman halklar bu lagırlarda tutup durulmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.